Biz başka bir akılla bu kenti yönetmeye gayret ediyoruz. Metro konusu, metro konusu benim içimi kanatan ve siyasetin bu kentte yaşayan insanların üzerinde bence bu insanların hepsinin o siyasetçilerin üzerinde hakkı var. 21 yıllık hayalinden bahsediyoruz Beylikdüzü kentinin, Beylikdüzü'nde yaşayan insanların. Bakın ben size tarihlerle birkaç konuşmadan bahsedeyim. Bir tarih vereyim. 2008. Yer Kıraç Beldesi. Sağlık Ocağı ve Spor Salonu açılışı yapıyor. Yapılıyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Kadir Topbaş. Bu yıl ilk etapta Beylikdüzü'ne gelecek Silivri'ye kadar uzanacak metronun temellerini atıyoruz. Bizi eleştirenlere bu yatırımları bizi eleştirenler bu yatırımları hayal bile edemezdi. Ben şimdi burada Büyükşehir Meclis üyelerimiz var. Onlara söyleyeyim, Ekrem Başkanımıza ben de söyleyeceğim. Kadir Bey zaten temelini atmıştı. Atıyoruz diyor. 2008. Bulsalar atılan temeli herhalde metroyu devam ettirecekler. Geçtim. Yıl 2009. Yer küçük çekmece. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız rahmetle anlıyorum kendisini Kadir Bey Küçükçekmece'den geçen metrobüs 3 Mart'ta Kadıköy'e ulaşıyor. Böyle bir hayali kurabilir miydiniz? Yine Bakırköy Beylikdüzü metro hattına değiniyor konuşmasında. Metro hattının ihalesi de bu yıl yapacağız. Metro buradan da geçecek. İşte böyle marka şehir olunur. Yıl 2009, yıl 2023, 2024'e adım kaldı. Yıl 2014, 27.02.2014. Yani bir ay sonra seçim var. Yani bir ay sonra seçim var. Yer, Beylikdüzü, belki de katıldınız o dönem. Hani partinin yetkili organları mutlaka katılmıştır. Yusuf Bey'in dönemi seçimlere bir ay kalmış Osmanlı Parkı'nın açılışı yapılıyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yine rahmetli Kadir Topbaş Bahçeli Evler'den Beylikdüzü'ne gelecek bir metro hattının planlarının bittiğini, ihale aşamasına geldiğini dile getiren Topbaş planlar bitti, projeler bitti. Bu şu demektir yakın gelecekte Beylikdüzü'nde yaşayan bir insan metroya bindiğinde 55 dakika sonra Taksim'de olacak. Metroya binip 55 dakika sonra Taksim'de olan bir arkadaşımız var mı? Yıl 2014. Üzerinden 10 yıl geçmiş. Geçen gün iş adamlarıyla bir toplantıdaydık diyor rahmetli. Orada bahsettim. Dedim ki böyle bir projeye Yap işlet olarak girer misiniz dedim. Gireriz dediler. Cepten bile para çıkmadan yapılır bu iş diyor. Ya metro konusunda emin olun arkadaşlar. Hiç konuşacak şeyiniz yok. 2008 yılında temelini atıyoruz dediğiniz metro. 2009 yılında ihalesini yapıyoruz dediğiniz metro. 2014 yılında yakında beylikdüzünde yaşayanların kullanacak dediğiniz metro 9 sene sonunda 2015 yılında ikiye bölündü. 2015 yılında. Biz kazandıktan sonra burayı. Sonra Adil Bey bakandı, şu an milletvekili oldu. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevi yapıyor. Bütün projelerini hazırladık. Bütün ifadeleri var. Bakın ben burada gazete küpürlerinden Hani o günkü tutanaklardan söylüyorum bunları size. Arkadaşlar, şu an ne durumdayız metroda? Ne durumdayız? Cumhurbaşkanlığı yatırım onayı gerekiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi tamam olan metro. Neredeyse temelini attık dediğiniz metronun nesi eksik olabilir? Ekrem İmamoğlu nesini eksik bırakmış olabilir de? Hani bunu hala Cumhurbaşkanlığı yatırım kararını almıyorsunuz. Bugün dış kredi kullanmayacak olsa Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı yatırım kararına da girmesine gerek yok. Ama dış krediyle yapacağı için Cumhurbaşkanlığı yatırım kararının bir an önce onaylanması lazım. Arkadaşlar bakın eğer bu kenti şu kadarcık seviyorsanız ya şu kadar ben sevginizden şüphe duymuyorum. Ya bu kenti seviyorsunuz. Belki sözünüz geçmiyor. Ama mücadele edin. Gelin biz de birlikte mücadele edin. Gelin bunun artık yatırım kararına alınmasını, yatırım planlamasına alınmasını Cumhurbaşkanlığının tek bir imzasının 13. Cumhurbaşkanımızın tek bir imzasını bakın ben eğer genel başkanımız cumhurbaşkanı olmuş olsaydı ilk kendisine getireceğim dosyalardan bir tanesi buydu. Gelin bunu hep birlikte getirelim. Cumhurbaşkanımız imzalasın. Bu kadar mı zor? Ya burada yaşayan insanları cezalandırdığınızın farkında değil misiniz arkadaşlar? Ama işte insanlar her şeyi görüyor. Yani seçim sonuçlarını bir analiz etseniz burada yaptığınız yanlış politikanın ne olduğunu, yanlış siyasetin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Onun için metro konusunda benim Gerçekten çok doluyum. Bu kente verdiğimiz sözlerin bir tanesini yerine getirememiş durumdayım kalan 10 ay içerisinde. Onun için hani bu metro konusuyla ilgili bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey ayan beyan ortada.